أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala gününüzü, cumanızı mübarek eylesin. Rabbim eksiklerinden, hatalarından, günahlarından dönebilmeyi, dünya hayatının sonunda razı olduğu kullarından olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin başında yemin ederek başlıyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala bir şeyin üzerine yemin ediyorsa orada biz biraz düşünmemiz lazım. Acaba Rabbimiz niçin yemin ediyor? Rabbimiz bu yeminden sonra bizden ne isteyecek? İşte bunun gibi bir bilince ve şuura sahip olmamız gerekiyor. Zaten Kur'an kelamullah hablullahil metin. Allahu Teala'nın metin bir ipi. Allahu Teala'nın kopmaz bir ipi. Kim Kur'an'a itisam ederse, yapışırsa o kurtulur. Allah Azze ve Celle Kur'an üzerinde düşünmemizi istiyor. Tefekkür etmemizi istiyor Allah Azze ve Celle. Efela yetedebberunel Kur'an buyuruyor. Onlar diyor hala Kur'an üzerinde tedebbür etmeyecekler mi? Düşünmeyecekler mi diyor Allah Azze ve Celle. İşte kardeşler, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bu emirleriyle beraber kasem ederek, yemin ederek başladığı surelerden bir tanesi ve birçoğumuz da biliyoruz. Asr suresi. Vele asr diyor Allah Azze ve Celle. Asra, zamana yemin olsun ki. Allah Azze ve Celle asra, zamana, kim müfessirlere göre ikindiye yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Peki bu yeminden sonra ne geliyor kardeşler? Evet, gerçekten çok ciddi bir mesele geliyor. O da şudur ki innel insane lefi husr. İnsan ziyandadır. İnsan husrandadır. İnsan helak olmuştur. Kardeşler, kasemin ardından gelen bu ifade işte bizim düşünmemiz gereken bir ifadedir. Şöyle ki biz insanız. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle bizi İnsan olarak yaratmış. Ama Allah Azze ve Celle innel insane lefi husr diyor. İnsan diyor zarardadır. İnsan diyor helak olmuştur. İnsan husrandadır. Peki insanı zararda kılan nedir? İnsanı husranda kılan nedir? Nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle ayetin başında asraddi zamane dedi kardeşlerim. Zaman Allah'ın zamanı. Kader Allah'ın kaderi. Hayat Allah'ın hayatı. Müslümanım diyen bir kimse hayatını Allah'a adamalıdır. Yaşamış olduğumuz günler, haftalar, aylar hepsi Allah'a aittir. Biz ne kadar bunun içini doldurabilirsek, ne kadar Rabbimize ikram edebilirsek, ne kadar Rabbimize sunabilirsek o kadar kulus demektir. O kadar kaliteli kulus demektir. Ama bizler
geçip giden zamanı başıboş, pervasızca Allahu Teala kulluktan uzak bir şekilde geçirirsek, Allahu Teala'nın bizden istemiş olduğu hayatı yaşamadan geçirirsek husranda oluruz. Kimse de bunun önüne geçemez kardeşler. Allah hepimizi korusun. İşte bu husran, bu zarar, bu helak kardeşler. Bundan kurtulmak için zamanın Rabbine yemin olsun ki diyoruz kardeşler. Zamanın Rabbine Allah Azze ve Celle yemin olsun ki bizler bu zamanı onun için harcamak zorundayız. Çünkü zaman ona ait, hayat ona ait. Nefes alıyorsak dakikalarımızın, saatlerimizin, günlerimizin, haftalarımızın, aylarımızın, senelerimizin sahibi Allahu Teala. Biz değiliz ki. Şu anda Allahu Teala zamanı dursa bizim için, hayat bizim için dursa kim ne yapabilecek? Kimse bir şey yapamayacak. Öyleyse kardeşler, husranda olanlar, ziyanda olanlardan, helak olanlardan olmamak için Allahu Teala'nın şu sözüne kulak vermek gerekiyor. İllellezine amenü diyor Allah Azze ve Celle. Ancak iman edenler bundan müstesna. Şimdi kardeşler, iman edenleri Allah Azze ve Celle onlardan ayırdı. Yani insanlığın içerisinden o zararda olan, o helak olan, o husranda olan insanlık içerisinde Allahu Teala kimi ayırdı? İman edenleri. Hocam o zaman biz yırttık. Bence o kadar kolay değil kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle imandan bahsediyor. Senin anandan babandan gördüğünden bahsetmiyor Allahu Teala. Senin toplumundan gördüğünden bahsetmiyor Allahu Teala. Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inen şeriattan bahsediyor Allahu Teala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği iman ilkelerinden bahsediyor Allahu Teala. Allahu Teala'nın iman ilkeleriyle senin toplumunun yaşamış olduğun dinin ilkeleri çetişirse, çakışırsa Allahu Teala böyle bir iman istemiyor ki. Sen sıkıştığın zaman, sen daraldığın zaman Rabbim Allah diyebiliyor musun? Sen her anında Rabbim diyebiliyor musun? Sen yaratıcı olarak Allahu Teala'yı kabul ettiğin gibi, evet, benim hayatımda yaratıcı Allahu Teala olduğu gibi hükmedici, kanun koyucu da Allahu Teala'dır diyebiliyor musun? Sen Allahu Teala'nın dini olan İslam, Allah'ın dinidir, son dinidir. Bütün peygamberler bunun için gelmiştir. İslam bir yaşam biçimidir. İslam bir hayat nizamıdır. Allah'ın nizamıdır diyerek buna sahip çıkarak demokrasiye ve laikliğe hayır diyebiliyor musun? İşte diyemiyorsan bu iman değil ki zaten. Bu iman değil. İman dediğin şey yalnızca Allah'ın nizamına, Allah'ın dinine teslim olmak demektir. Allah'ın hükümlerine, Allah'ın kanunlarına boyun eğmen demektir. Yaşadığın hayatı Allah'a adaman demektir. İman dediğimiz şey budur. Kuru bir imanı Allahu Teala bizden niye istesin ki? Ben Müslümanım elhamdülillah. Bu kadar kolay mıydı? Bu kadar kolaysa peygamberler niye sıkıntı çektiler? Peygamberler niye öldürüldüler? Peygamberler niye aç kaldılar? Peygamberler niye yurtlarından çıkarıldı? Bu din bu kadar kolay değil. Ama kolay bir hale getirmeye çalışıyor demokratlar. Kolay bir hale getirmeye çalışıyor laikler. Maalesef Müslümanım diyen insanlarda, Müslümanım diyen toplumlarda hoşlarına gidiyor. Onların anlatmış olduğu dinin peşinden gidiyorlar. Kur'an'daki dinden habersizler. Çünkü Kur'an onlar için mezarlık kitabı. Mezarlıkta okunan bir kitap. Ama Kur'an Müslüman için hayat kitabıdır. Hayatın kitabıdır. Müslümanın hayatı bu kitaba uygun olmak zorundadır. Peki soruyorum size. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece namazdan mı bahsediyor ki insanlar Müslümanın demekle, namaz kılmakla Müslümanlıkla iddia ediyorlar. İşte senin hayatında yaratıcı olarak, hükmedici olarak, kanun koyucu olarak Allahu Teala varsa, başın daraldığı zaman, sıkıştığı zaman medet ya Rabbi diyebiliyorsan işte sen Müslümansın demektir. Ama sen Allahu Teala'yı yaratıcı olarak kabul ediyorsun. Beş vakit namazını Allahu Teala'ya kılıyorsun. Ama hükmedici ve kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmiyorsan veya Allah'ı kabul ettiğini söylediğin halde Allah'tan başkalarına yöneliyorsan aynı şey demektir ki başın sıkıştığı zaman, daraldığı zaman Allah'tan başkasından fayda ve zarar bekliyorsan işte Allahu Teala'nın illellezine amenü dediği sınıfa girmiyoruz demektir. Allah korusun. Bu sınıfa girmek için bir iman lazım, iman. Diyorlar ya iman. Bakın iman demiş olduğumuz şey bir olgudur. İman demiş olduğumuz şey Allah'a güvenmek demektir. Ona boyun eğmek demektir. Bakalım şimdi. Bakalım kardeşler. İnsanlar insanlara güvendiği kadar Allahu Teala'ya güveniyorlar mı? Başımız sıkışınca, sel gelince, afet gelince, musibet gelince Allah diyoruz. Onlar gidince tekrar Allahu Teala unutuyoruz. Kardeşler,
Kaybeden hep Allah'ı unutanlar olacak. Geçen hafta söylemiş olduğum gibi ayeti kerimeyi okumuştum burada. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Yani onlar Allah'ı unutursa Allah da onları unutur. وَيَا نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ. Değil mi? Allah onları unuttu diyor. Allah onları unuttu. Niye ama? Çünkü onlar Allah'ı unuttular. Onlar Allah Azze ve Celle'yi unuttular, unuttular. İşte kardeşler, öyleyse iman demek şey Allah'ı unutmamak demek. Bizim ticaretimize Allahu Teala'nın karışması demek. Cami Allahu Teala karışıyor mu? Bak camide öğle namazının farzı 4 rekat kılınıyor. Niye? Çünkü Allahu Teala öyle istiyor. Tamam güzel, eyvallah. Peki kardeşler, mahkemeye niye Allahu Teala karışmıyor? Çarşıya, pazara, devlete, meclise niye Allahu Teala karışmıyor? Niçin karışmıyor? İşte Allahu Teala bu şekilde parça pirçik bir iman istemiyor kardeşler. Allahu Teala hayatın bütün alanlarında kendisine kul olmamızı, kendisine boyun eğmemizi istiyor kardeşler. Öyleyse husranda olanlardan olmamak için, illellezine amenu sınıfına girebilmek için imanlarımızı tekrar gözden geçirmek zorundayız. Vallahi kimseyi anadan babadan gördüğü iman kurtarmayacak. Kimseyi toplumun yaşamış olduğu iman kurtarmayacak. İnsanları kurtaracak olan din bu Kur'an'daki din. İnsanları kurtaracak olan din Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı, öğrettiği din. Başka bir din değil kardeşler. E bakalım bugün 1442 sene geçmiş, Allah'ın dinini tahrif edemediler, bozamadılar ama üstünü kapattılar, kesmettiler. İnsanlar bir araştırsa, bu şu anda toplumun, dünyanın yaşadığı İslam'la Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam arasında hiç alaka yok, hiç benzerlik bile yok namazın dışında. Yok, hiçbir benzerlik yok çünkü. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı, öğrettiği, tebliğ ettiği din hayatın bütün anlarında vardı. Trafikte bile vardı. Trafikte bile vardı. Anne baba haklarında vardı. Komşu haklarında vardı. Kimse kimseye zulmedemezdi. İşte buradan bile görün ya. İnsanların kabul ettiği demokrasi, beğendiği demokrasi, peşinden koştuğu demokrasi insanları yine helakileşine getirdi bakın. İnsanlar hiçbir zaman İslam'ın nizamından başka bir sistemle mutlu olamayacaklar, huzurlu olamayacaklar. Yalnızca İslam'ın nizamı. O da niye? Çünkü o nizam Allah'a ait. O sistem Allah'a ait. Bir beşere ait değil kardeşler. İşte bu yüzden husranda olanların dışında kalmak için böyle bir imana sahip olmak zorundayız kardeşler. İkinci şart ne? İllellezine amenu ve amilus salihat. Ve salih amel işleyiniz kardeşler. Salih amel işleyiniz kardeşler. Salih amel ne demek kardeşler? Allahu Teala bakın amel istemiyor bizden. Salih amel istiyor bizden. Amelin salihini istiyor. Evladın salihini istiyor Allahu Teala. Her şeyin salihini istiyor Allahu Teala. Yani temizliğini istiyor Allahu Teala. Kendisi için yapılmış istiyor Allahu Teala. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Femen kâne yercu liqa'a rabbih. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa felyamel amelen saliha. Salih bir amel işlesin. Bakın çünkü başka bir ameli Allahu Teala kabul etmeyecek. وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا. Ve Rabbine hiçbir konuda ortak koşmasın. Rabbine hiçbir konuda ortak koşmasın. Kardeşler, Rablerine ortak koşanların salih ameller olmaz kardeşler. Onların imanları olmadığı için salih amelleri de olmaz. Ama imanı olan bir Müslüman, imanı öğrenmiş olan bir muvahhid, salih amelin ne olduğunu öğrenir. Salih amel Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini de öğrettiği ameldir kardeşler. Diğer bir ifadeyle salih amel yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan ameldir. Ve bu ameli yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde yapılan ameldir. Yani keyfine göre, kafana göre yapmış olduğun ameller salih amel değildir kardeşler. Allahu Teala'nın rızasını umacaksın bir kere. İnsanlar insanlara iyilik yapıyorlar, yardım yapıyorlar. Şimdi bu amellerin Allah'ın katında kabul olması için birincisi bu imanda, bu insanın hayatında şirk olması lazım. İkincisi yapmış olduğu amelden kastı ne? Övgü mü? Övgü kazanır. Ama salih amel değilse Allahu Teala'nın hiçbir ecir ve mükafat bulamayacak kardeşler. Evet kardeşler, iman böyle bir hakikat. Tevhid böyle bir hakikat. Bizler bu imanı bütün nebilerin, bütün salihlerin yapmış olduğu gibi işte böyle salih amelle süsleyeceğiz, ziynetlendireceğiz, taşlandıracağız kardeşler. Bu imanın meyvesi salih ameldir. Bir adam diyor ki hocam ben işte namaz kılamıyorum, oruç tutamıyorum. İşte hocam hiçbir şey yapmıyorum. Ben ona derim ki
Önce sen bir iman et. Nasıl yani? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu aminu buyuruyor. Ey iman edenler iman edin buyuruyor. Allahu Teala böyle derken ben niye demeyeceğim? Önce bir iman et, iman. Çünkü senin namazsızlığının, zikirsizliğinin, fikirsizliğinin, oruçsuzluğunun, haramzede olmanın en büyük sebebi çünkü sen imanı bilmiyorsun. Hocam nasıl olur? Benim anam babam Müslüman. Ben bir şey demiyorum ki sana. Ben kimseyi yargılamıyorum ki. Sen gerçek bir imana sahip değilsin. Sen hakiki bir imana sahip değilsin. Sen kendini kandırıyorsun. İşte kendini kandırmaktan vazgeçmek zorundayız. Gerçek bir iman ve salih bir amelle Allahu Teala'ya yakınlaşmak için yollar aramak zorundayız kardeşler. Ve kardeşler kurtulanlardan olmak için, husranda olanlar olmak için üçüncü madde illellezine amenu ve amelussalihati ve tevasav bil hakki. İşte hakkı tavsiye edeceğiz. Ne demek hak? Hak Allahu Teala'dan gelen gerçekler. Hak tevhid, hak İslam'ın nizamı. İşte bu şekilde herkes İslam'ı haykıracak, İslam'ı konuşacak, İslam'ı gündem edecek. Korkmadan, cesur bir şekilde. İnsanlar kınarmış, kınasınlar. Cemaat gelmezmiş, gelmesin. Mesele bu değil. Mesele Allah'ı razı etmek. Çünkü insanlar razıyım diyenler Allah'ı razı demezler. Bizim için önemli olan şudur. Allahu Teala razı etmek. O razı olduktan sonra bütün dünya seni karşıda dursun. Bütün dünya sana meydan okusun. Bütün dünya seni kınasın. Ne yazar? Bütün dünya senin yanında olduğunu düşün. Ne kadar güzel. Zenginler, bürokratlar, amirler, memurlar hep senin yanında. Biri geliyor, biri gidiyor. Peki Allah seni terk etsin, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hangi tercih yapacaksın? Haydi bakalım, iman meselesi budur ya işte. Hepsinden vazgeçip Rabbim sana geliyorum, sana teslim olurum demektir. Çünkü para bir yana, dost bir yana, bürokrat bir yana. Ama Allahu Teala bakidir kardeşler. Allahu Teala bakidir. Huvel evvel vel ahir. O evveldir, ahirdir. Ve zahir vel batın. O zahirdir, batındır. O zaman kardeşler biz öyle bir Allah'a inanıyoruz. Öyle bir Allah'a bağlı olmak zorundayız. Bu konuyu gözden geçirmek zorundayız. Bu hakkı haykırmak zorundayız kardeşler. Kardeşler, hak demiş olduğumuz şey tevhidin kendisidir. Hak demiş olduğumuz şey Kur'an'ın kendisidir. Hak demiş olduğumuz şey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ yaptığı, davet yaptığı dinin kendisidir. O zaman bu hakkı tavsiye edeceğiz. Bu hakkı haykıracağız. Bu hakkı konuşacağız. Ve ardından ve tevasav bis sabr ve sabrı tavsiye edeceğiz. Çünkü hakkı konuşanların, hak taraftarının sabra ihtiyacı vardır. Sabırla rızıklanma ihtiyaçları vardır. Çünkü hakkı konuşursan, hakkı anlatırsan başına belalar gelir, musibetler gelir, yalnız kalırsın. O yüzden sabrı tavsiye etmek zorundayız. Kardeşim başına bir bela mı geldi? Bir musibet mi geldi? Sabret. Sabret çünkü Allah innallaha ma'ana, innallaha ma'as-sabirin. Çünkü Allah sabredenlere beraberdir. O zaman bizim bugün Allah ile beraber olma ihtiyacımız var. O zaman sabretmeye ihtiyacımız var. Allahu Teala sabredenleri severken, sabredenlere beraberken biz ne yapacağız? Başka bir ihtiyacımız yok ki bizim. Bizim başka bir güce, başka birinin desteğine ihtiyacımız yok. O zaman kardeşler bizler imanımızı, salih amelimizi, hakkı haykırmayı, hakkı tavsiye etmeyi ve sabrı tavsiye etmeyi ihmal etmeyeceğiz ki kurtulanlardan olmak için, felaha erenlerden olmak için Allahu Teala'nın razı olduğu kullarda olmak için bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak insan helak olmuştur. İnsan ziyandadır. İnsan husrandadır. Peki kardeşler, husran olan insan, ziyanda olan insan nasıl mutlu olacak? Nasıl felaha kavuşacak? Kavuşamaz kardeşler. Öyleyse husranda olmamak için, ziyanda olmamak için, helak olanlardan olmamak için bugün sahip olmuş olduğumuz imanlarımızı gözden geçirmek zorundayız. Muhasebe yapmak zorundayız. Yapmış olduğumuz amelleri niçin yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Hakkı tavsiye ediyor muyuz? Hakkın tarafgirini yapıyor muyuz? Ve sabrı tavsiye ediyor muyuz? Bunlar hepsini muhasebe etmek zorundayız arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala gerçek anlamda iman eden, imanını salih amelle süsleyen, zinetlendiren, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allahümme amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا وتوبوا إليه وهو الغفور الرحيم